var ve Neden sadece Müslümanlık gelmedi? Yani en son ve en hayırlı din olduğunu gözümüzde önüne alacak olursak. Hani e, bu bir Müslümanlığa hazırlık mıydı daha öncekiler? Hani e, seyircimizin de sorusu bu. Ben de diğer bir dört kutsal kitabı da sorayım. Şöyle ifade edeyim aslında sadece Müslümanlık geldi. Ee, Nasıl? Allah katında din İslam'dır diye ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Yahudili, Hristiyanlık. Hepsi İslam'dır aslında. Allah teslimiyet esaslıdır. Hz. Musa da Müslümandır. Hz. İsa da Müslümandır. Hz. Muhammed'in Müslüman olduğu gibi. Şimdi tabii bu aslında Kur'an-ı Kerim'in çok net bir şekilde ortaya koyduğu bir gerçektir ama bu da dini konularda doğru bildiğimiz yanlışlardandır. Bu anlamda birden çok din de yoktur. Tek bir din vardır. O dinin adı İslam'dır. Hz. Adem ile Hz. Peygamber'e kadar gelen tüm Nebi ve Resuller aynı mesajı insanlığa iletmişlerdir. Farklı e, mekanlarda, farklı zaman dilimlerinde bu mesajlar gelmiştir. Aslında tüm o mesajlar Allah katındaki ana kitaptan, ana kaynaktan gelmektedir. E, bu açıdan baktığımız zaman birden çok din yoktur. Önce onu ifade edelim. Ya da dinler birbirinin e, evrimleşmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Yani önce bir versiyon geldi, o olmadı, Hı. işte yenisi geldi, güncellendi falan gibi bir durum söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde Allah, e, peygamberimize de hitaben Allah daha önce işte e, Nuh'a ne vahyettiyse, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, e, Musa'ya, İsa'ya ne vahyettiyse sana da onu vahyetmektedir diye açık bir şey söylemektedir. Daha öncekilere şeriat yani hukuk düzenlemesi, din olarak kılınan her şeyin e, Kur'an-ı Kerim'le birlikte yine e, getirildiği e, açıkça ifade edilmektedir hmm. bu anlamda. E, tabii Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'a, İncil'e e, ve Zebur'a dikkat çekilir. Ama mesela Hz. İbrahim İbrahim'in sayfelerine de dikkat çekilir. Yine diğer Nebi ve Resul'lere verilen çeşitli vahiylere ve sayfelere de vurgu yapılır, dikkat çekilir. Bu anlamda sadece dört kitap da söz konusu değildir. Ama hem Kur'an'da dikkat çekilmesi hem de işte günümüze kadar çeşitli açılardan tahrifata uğramış olsa da Kur'an dışındaki diğer kaynaklar günümüze kadar ulaşmaları sebebiyle dört büyük kitap var olarak literatürde daha çok kullanım söz konusudur. Hı hı. Şimdi bakın insanlar İsrail ile ilgili geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın nebilerini dahi öldürebilmişler. Allah'ın nebilerinden bir kısmını öldürmüşler. Yani bu soru şöyle sorulur. Allah o kitapların bozulmasına niye engel olmadı? Yani nebilerin öldürülmesine niye engel olmadı diye sorulur. Aslında az önce kötü problemle ilgili söylediğimiz şeyle aynı. İnsanlar bunu bile yapabiliyor. Allah'ın ayetlerini gizleyebiliyorlar. Allah'ın ayetlerini az bir bedel karşılığı satabiliyorlar. Allah'ın kitabında olmayan şeyleri Allah'ın kitabında demiş gibi aktarabiliyorlar. Özellikle din adamı olarak kabul edilen zümrenin ehli kitap içerisinde, Yahudi ve Hristiyanlar içerisinde bunları yaptıkları çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerini gizledikleri, Allah'ın ayetleri onların işine gelmediği için. Şimdi Hazreti İsa İsrailoğullarındandı. Hazreti İsa'yı aslında bekliyordu İsrailoğulları. Mesih İsa. Kur'an-ı Kerim e, o sıfatıyla anıyor Hazreti İsa'yı. Ama niye Hazreti İsa'yı benimsemediler? Niye Hazreti İsa'yı Öldürdüklerini zannettiler, öldürmeye çalıştılar ama Allah onu onlardan korudu, onların elinden kurtardı. E çünkü Hz. İsa o İsrailoğullarının, o din adamlarının bozmuş olduğu İslam inancının hakikatlerini tekrardan onlara getirdi. Ama o hakikatler o din adamlarının işine gelmedi. O din adamlarının işine gelmediği için o hakikatler Hz. İsa'ya karşı bir cephe aldılar, cephe oluşturdular. Bu anlamda kısaca özetleyecek olursak, Hz. Adem'den tekrarlıyorum Hz. Muhammed'e kadar gelen tüm Nebi ve Resuller İslam inancı üzerinedir. İslam peygamberidir. Her biri Müslümandır. Hatta Kur'an-ı de zaten onlar açık bir şekilde ifade ederler. Biz toplumumuz içerisinde, kavmimiz içerisinde Müslümanların ilki izlerler. Yani Allah'a teslim olanların ilki izlerler. Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. İsmail ve onların soyundan gelen tüm Nebi ve Resuller de aynı şekilde Hz. Peygamber de Müslümanlardır. Ve şu var bakın Kur'an-ı Kerim'in e, isimlerinden bir tanesi de sıfatlarından bir tanesi de musaddıktır, Yani tasdikleyicidir. Hı hı. Neyi tasdikler Kur'an-ı Kerim? Kendine önce gelmiş olan vahiyleri tasdikler. Aslında bu anlamda düşündüğümüzde Allah Tevrat'la, orijinal Tevrat'la, Hz. Musa'ya edilen Tevrat'la, Hz. İsa'ya verilen İncil'le ve Zebur'la, Hz. Davut'a verilen Zebur'la, onlar içerisinde bulunan, Allah'ın hakikatlerini, ayetlerini içermektedir Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla bu anlamda Allah'ın ayetleri kaybolmamıştır. Sadece insanlar onları gizlemiştir, bozmuşlardır, kelimelerin yapılarını bozmuşlardır, değiştirmişlerdir bir kısmını. Ama Allah Kur'an vahiyini göndererek son ilahi hitap olarak daha önceki tüm vahiylerin içerdiği bilgilerle insanlığa tekrardan yol göstermek üzere gelmiştir. Bu anlamda aslında Allah ayetlerini korumuştur, Kur'an-ı Kerim'le korumuştur. Hı hı. Şimdi e, yine bir soru. E, nefiyase